Ki gençler seçime katılmadıklarını ifade ediyorlar. Dolayısıyla aslında çıkan sonuç ne kadar ülkenin tamamını talebini karşılıyor, onların düşüncesini karşılıyor çok net değil. Peki ikinci bir referandum gerçekleşmesi ihtimali var mıdır? Yani tekrar halka gidip sorma ihtimali var mıdır İngiltere'de? Bu bir çözüm olur mu? Bu yol seçilebilir mi? Ne dersiniz? Açıkçası bu Brexit olayını şu şekilde de okumak gerektiğini düşünüyorum. Belki bu sorunuza bir anlamda ışık tutabilir. İngiltere son dönemde Çin'in yükselişinden ciddi rahatsızlık duyan Amerika dışında ikinci bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Ama Avrupa Birliği ülkelerine baktığımız zaman Çin'le ilişkilerini mümkün olduğunca geliştirmeye çalışıyorlar ve böyle bir tehdit görmüyorlar. Bu bağlamda İngiltere ile Avrupa Birliği'nin bu olaya bakışında ciddi bir fark söz konusu. Ve İngiltere Çin'e karşı bir hamle yapabilmek için gerekli alanı Avrupa Birliği içerisinde kalmaya devam ederse sahip olamayacak. Dolayısıyla Brexit'ten çıkmanın altında yatan sebeplerin belki de daha gizli olanı Çin'in bu ilerlemesini, Çin'in bu dünya ticaret yollarına en başta hükmeden yapısını durdurmaya yönelik hamleleri daha rahat yapabilmesi. Dolayısıyla halk belki bu bağlamda okumuyor bu Avrupa Birliği'nden çıkış sürecini ama daha farklı kesimler tarafından bunun İngiltere'nin ulusal çıkarları açısından İngiltere'nin daha rahat hareket edebilmesini sağlayacağı için Brexit'in olması gerektiğini savunan kesim burada yönetimde olduğu için ikinci bir halk oylamasına gidilmesi durumunda bu işi belki de daha çıkmaza sokabilir diye düşünüyorum. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Filiz Katman bizimle birlikteydi. Biz İngiltere Brexit'ten çıkacak mı çıkmayacak mı diye konuşurken Theresa May koltuğu bıraktı.